Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok işbirliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek. İmzalanacak mutabakat zabıtları ve tesis edilecek mekanizmalar aracılığıyla somut işbirliği projelerini hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. Ve bu konularda Türkiye olarak gerekli iradeye sahip olduğumuzu söylemek isterim. Yunanistan'da da aynı iradeyi görmekten mutluluk duydum. Böyle gidersek bu konularda hızlı adımlar atabiliriz ve çok hızlı mesafe kat edebiliriz. Nico Dendias'ın da söylediği gibi bugün COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık. Bu konuda Yunanistan'da hem Türkiye hem Yunanistan farklı ülkelerle anlaşmaya ya da mutabakata varmıştı. Biz de daha önce AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan'la ayrıca Sırbistan'la karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Ben inanıyorum ki bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Ve bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm işbirliği konusunda arttırmak istiyorum.